Elbette muharebenin gidişatı bunu gösterecek ama Ukrayna Kırım'ı da isteyir. Yani istisna eleme istemir. Rusya elbette ki o Kırım'ı ele geçirmeyi, işgal elemeyi, oradaki bu çok çabalar harcları 2014. yıldan bu yana. Ama Ukrayna'nın Kırım'dan imtina elemesi bugünkü günde Ukrayna iktidarı için gündemde değil. Yani eğer biz topraklarımızı azat edildiyse, Kherson dahil, Zaporojye dahil, Lugansk, Donetsk onsuz da dahil olmalıydı. Kırım'ı da isteyerek değiller. Ama Rusya o Kırım'ı vermeye razı olacak mı, olmayacak mı? Yani bütün bunlar hamısı Avrupa içtimaiyetinin Brüksel'den talepleri başta olmakla, çünkü üzü kışa gelir, havalar soğuyor, Rusya gazı vermir. Rusya ile Türkiye alakalarına kadar hamısı buna tesir gösteren mekanizmdi. Rusya-Türkiye alakaları bu dönemde belki de tarihinin en yüksek seviyesinde. Hiç Osmanlı döneminde Rusya'nın Türkiye'nin arasında böyle yakın alakalar olmuyor. Çünkü Rusya Rusya bilir, çıxış yolu kimi Türkiye'ni görürdü, başta ona göre yoktu. Türkiye'nin bütün dediklerini yerine Ben getirmemelidir ve taxıl sazışından çıxdı. Sonra ne baş verdi? Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan telefonla danıştı, meseleye müdaxilə etdi ve derhal artık geri götürdü fikirlerini. tek taxıl sazışı değil. Yani bak, bu İran meselesidir, Ermenistan meselesidir. Söhbetimizin başında danıştık. Yani görəsən bu İran Azərbaycana karşı her hansı bir hərbi münaqişe başlasa, burada dünya devletleri başta Rusya ve Türkiye olmakla münasibet necə olacak? Sizce necə olacak? Rusya ile Türkiye'nin əlaqələrini nəzər alaraq kim daha vacibdir Rusya'ya? İran mı vacibdir? Hansı ki birbaşa hiç sərhədi de yoktu İran'la Rusya'nın, ben bildiğim kadarıyla. Ancak Xəzər dənizi üzerinden onların sərhədi var. Bir de Azərbaycan, keçmiş Sovet İttifaqı döneminde Azərbaycan üzerinden, Ermənistan üzerinden, Türkmenistan üzerinden sərhədlər vardı. İndi birbaşa hiç sərhədi de yoktu İran'a. Yani Cənubda haradasa bir uzaqda Molla rejimi vacibdir Türkiye için. Yoksa Avropada Ukrayna ve Türkiye əlaqələri vacib. Elbette ki Rusya, Ukrayna, Türkiye əlaqələrini üstün tutaraq İran'ın her hansı bir Azərbaycana karşı apardığı hamleye karşı çıkacak. Onun için İran'ın atabileceği en son, en ağılsız addım Azərbaycan'a her bir müdaxilədir. Ve mən elə gəlir ki, eğer belə bir hadise olsa, neyin ki Türkiye, Rusya da bizim yanımızda olmalıdır.